Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Blox Fruit'teyiz. Bugün size gördüğünüz olduğu arkadaşlar dün aldım bunu. Rainbow Haki nasıl yapılır? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Onun arkadaşlar nasıl ama 3 tane fruit aldık böyle bıraktık. Gene böyle takılıyorlar burada arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza girelim. Rainbow Haki alabilmek için arkadaşlar dostum videoyu yapıyorum ya yani, biraz yavaş şu gördüğünüz üste çıkmanız lazım yani floating turtle'da olmanız lazım floating turtle şu an en üste çıkıyor tamam mı sizle beraber şöyle çıkalım tamam mı çıkalım 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 şöyle gelelim şuraya tekrar zıplayalım zıplayalım şöyle gelelim tamam geldik kapatalım burayı tamam bu adamdan tam size 5 tane görev veriyor Arkadaşlar bu arada yapabilmek için 1950 level olmanız lazım. Çünkü 5. boss'ta e, kapışabilmek için bir yer var. Orayı için açılması için 1950 level olmanız lazım. Bu adam bize ilk verdiği görev arkadaşlar ben yaptığım için bakın bana bir şey demiyor. Şimdi size bütün boss'lar nerede olduğunu söyleyeyim. İlk boss arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim şöyle gidelim tamam mı? Anlatacağım sonra hemen oraya gideceğim arkadaşlar. İlk doğduğumuz yeri biliyorsunuz değil mi? Oradaki Stone adı verilen bir boss arkadaşlar. Şimdi ben hemen oraya gideyim. Videoya devam edelim. Bu arada arkadaşlar görev alıp gidin. Görev almadan olmuyor. Onu söyleme ama o zaman adamla konuşuyorsunuz ve görev veriyor. İlk boss'u şimdi hemen yanına gidelim. Ve arkadaşlar geldik. Burası bizim ilk boss'umuzun yeri arkadaşlar. Stone boss'u bunun burada kesiyorsunuz ve görev tamamlanmış oluyor. Sonra arkadaşlar tekrar o adamdan görev alıyorsunuz ve Z görev aldığınız zaman hangi boss ikinci boss'un yerini şimdi göstermeye gidelim. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ikinci boss'umuzun olduğu yere geldik arkadaşlar. Bu yeri gelmeniz lazım adını bilmiyorum burada bir boss'umuz bulunuyor ikinci görev alınca bu boss kesmeniz lazım bunu da kestiniz mi Sonra arkadaşlar tekrar gidip o adamla görev alın ve şimdi o adamın görev alınca 3. boss'un yanımızın yanına gidelim. Ve arkadaşlar 3. boss'umuz bulundu adaya geldik. Böyle dev bir ağaç var arkadaşlar. şu yanan adadan buraya gelmeniz lazım. 3. boss peki diyeceksin ki nerede arkadaşlar? Adı Kilo Amirali. Şöyle çıkalım tamam mı? Bakın burada hatta belki vardı. Bakın varmış gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu kesmeyeceğim sadece size göstermek lazım. Bunu da kesmeniz lazım. Bunda kesince arkadaşlar son iki boss kalıyor. Şimdi o kalan iki bossdan bir dördüncüsünün size nerede olduğunu göstermek görev aldıktan sonra görüşürüz orada. Arkadaşlar Floating Turtle'a geri döndük. Şimdi arkadaşlar bundan görev aldığınız zaman artık bu geri kalan ikisi yakın zaten arkadaşlar. Aldığınız zaman size gidecek ki. diyecek ki, ee, diyecek ki ee, neydi buradaki boss adı ya böyle karanlık fil öyle bir şey. Bir dördüncü boss burası arkadaşlar. Burada bir boss var Bunu kesmeniz lazım. Dedim ya 1950 level olmanız lazım. Niye mi? Çünkü nerede o yer 1950 level olamazsınız, 5. boss'u kesemezsiniz çünkü 5. boss bakın burada ve eğer 1950 level değilseniz hiç burayıdan içeri almıyor arkadaşlar tabi buraya ba bakın ben girdim mesela beni aldı ve bu boss'u kesip rainbow haki elde ediyorsunuz ee, peki buraya girmenin bir yolu var mı galiba var arkadaşlar bazı kişiler 1950 level olmadan da buraya girebiliyorlar. Bu boss kesmesi biraz uzun sürüyor çünkü bu canı azaldıktan sonra canı tekrar fulleniyor arkadaşlar. Biz bir keselim. Güzel çünkü XP falan şey verir. Ben bunu bir keseyim geri döneceğim. Arkadaşlar kestik. Ya ben bu GT'nin adama doğru atıldığı için canım gitti ya neyse. Arkadaşlar şimdi Rainbow Haki bunu da kestikten otomatik size veriliyor. Adamla gidip konuşsanız da size artık zaten görev vermiyor. Peki Rainbow Haki'ye nasıl geçebilirsiniz? Hemen gönlünü göstereyim arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz da ben bir göstereyim ya. Geliyorsunuz buraya şöyle gidelim. Bildiğiniz gibi burada bizim rengimizi değiştiren bir adam var. Ha şu. Buna geliyorsunuz. Şunu kapatalım. Konuşuyorsunuz. Bakın. Şöyle aşağı çekiyorsunuz ve neredeydi? Aha burada gök kuşak kuşları rengi etkinleştiriyorsunuz. Sonra hakinizi kapatıp önce hangi haki kullanıyorsunuz açın ve gördüğünüz gibi elinize aldığınız yine durmadan rengi değişiyor ve hakinizin arkadaşlar çok güzel değil mi ya cidden durmadan rengin değişiyor mesela İki rengi. Keşke şu rengi de kullanabilsem diye düşünüyorsun. Artık her rengi kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar çok iyi. Ve videomuzun sonuna geldik. Bugün size Blox Fruit'te Rainbow Haki nasıl alınır? Nasıl? Neler yapılıyor? Almanız için gerekli şeyleri gösterdim arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.